Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vestel'in akıllı ampulünü inceleyeceğiz. Bu şekilde bir kutusu var. Şurada özellikleri yazıyor. 600 lümen diyor. RGB'si varmış. Yani renkli ışıklar. Uygulama ile programlama, zamanlayıcı. İşte şu saatte aç, şu saatte kapat. Parlaklığını da ayarlayabiliyormuşuz. Ve hap gerektirmiyormuş. Yani direkt ampulü duya tak. Uygulamayı yükle, kullan. Vestel'le hediye çekim mevcuttu. Sırf onu kullanmak için aldım. Şu 600 lümeni de görmemiştim aslında. Görsem alır mıydım bilmiyorum. 600 lümen bayağı düşük çünkü. Yani bunu anca abajurda, lambalarda falan kullanabiliriz. Normal tepe lambasını aydınlatacağını düşünmüyorum. Tabii ki deneyeceğiz, bakacağız. Belki de biz yanlış biliyoruzdur. Neden olmasın? Şuradan açmaya başlayalım. Bunu da kediler için aldık. Biz her şeyi kediler için alıyormuşuz bu arada. Ben bunu fark ettim. Yani yüklediğim videoların neredeyse yarısını kediler için aldık diyorum. Gerçekten kediler için aldık. Bazen hava karardığında evde olmayabiliyoruz. Karanlıkta kalmasınlar. Bunu telefonumuzdan açalım diye aldım. Kutuyu açtım. Bu şekilde bizi ampul karşılıyor. İçinde başka da bir şey yok. Zaten olmasını da beklemiyordum. Şöyle bir garanti belgesi, bilgilendirme formu diyor. Burada da kullanma kılavuzu mevcut. Şurada QR kodlar vardı. Ben uygulamayı indirmek için bunu okuttum. Ama indiremedim. Uygulama çıkmıyor. Sadece ürünün bilgilendirildiği bir sayfa çıkıyor. O kadar. Arayarak Google Play Store'dan buldum, indirdim uygulamasını. Yani ampulümüz bu şekilde, klasik ampul. Bunları şuradan tutmayın diyorlar. Buradan tutmanızı öneriyorlar. Üzerinde güç tüketimi ile ilgili şu şekilde bilgileri var. Sanırım netledi. 7 watt tüketim varmış. 7 watt kabul edilebilir, güzel bir değer. Şöyle bir ampulümüzü elektriğe bağlayalım. Elektriği de verelim. Şu an hiçbir şey olmadı. Uygulamamızı açalım bakalım ne olacak. Şuradan cihaz ekle diyorum. Akıllı ampul. Ben şunu modeme ekleyip geliyorum. Modem şifremi girdim arkadaşlar. Burada cihazı sıfırlayın diyor. Şöyle bir netlesin. Işık zaten yanım sönüyorsa benimki yanmıyor. Sanırım şu an sıfırlama modunda. Next diyelim bakalım. Evet, bir şeyler oldu. Yüz lümen dedim, küçümsedim ama gözümü de aldı. Şuna tamam diyelim. Şunu şöyle yatırsam daha iyi bir görsel olacak gibi. Evet, şu an lambamız %100 gücünde. Şöyle şuradan ışığın şiddetini düşürüyoruz. 1-2 saniye gecikmeyle algılıyor. Bu da çok mühim değil. İsterse 5 saniye olsun. Sonuçta oyuncu mouse'uyla oyun oynamıyoruz. Bakın bu en düşük değer. Yok ya, bu yine de bir odayı aydınlatacağını sanmıyorum. Yani lambaderde, abajurda falan kullanılabilir. Bu şekilde ışık şiddetini ayarlıyoruz. Şuradan renklerimizi seçebiliyoruz. Böyle görüyorsunuz.
Göremiyorsunuz. Sarıya getirdim. Kırmızı yanıyor. Yeşile getirdim. Yine kırmızı yanıyor. Bizim yeşil mi arızalı acaba? Allah Allah. Hepsi ne oldu? Sarı ile yeşil olmuyor. Şu ne işe yarıyor ona bakıyorum ama. Benimkinde bir arıza olabilir. Bakın şuraya getirdiğim zaman çok az ışık saçıyor ve hatta şu an kapandı. Yani büyük ihtimalle o içindeki ledlerden yeşil renkli olan ya da sarı mı artık hangisi sağlıyorsa bunu benimkinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Bakın buraya getiriyorum, buraya getiriyorum. Ama yeşile getirince şu an yanması lazım, yeşil yanması lazım, yanmıyor. Zaten yeşilin tonları da yanmıyor. Kırmızıdan maviye atlıyor. Buradan beyaza geçiyor. Şuna basınca, buradan basınca. Renkler bu arada çok nasıl diyeyim? Kapatayım şuradaki bütün lambalarımı. Renkler bayağı gece lambası modunda. Bir tek şu pembe biraz aydınlatıyor ama çok az. Yani bunlarla bir aydınlatma olmaz. Bayağı bildiğiniz gece lambası gibi. Ya beyazı yine renklerin yanında fena değil. Şurada modlar varmış. Gece modu diyor. Okuma modu diyor. Okumaya basınca şiddet arttı. Çalışma deyince daha da arttı. Dinlence modu, yumuşak mod. Gün ışığı yok galiba ama. İlginçtir. Yani şu dinlence dediğimiz zaman bir gün ışığına dönse mantıklı olurdu. Gün ışığı rengi zaten gözü en az yoran bir renk. Burada da zamanlayıcı var. İşte diyorsunuz ki akşam 7'de çalış, sabah 6'da 7'de kapan. Bu şekilde programlıyorsunuz. Kendi otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Burada da süreyle yakma varmış. Geri şey gibi... Geri sayım cihazı gibi. Mesela buradan 1 dakikaya ayarladınız. 1 dakika sonra otomatik olarak kapanacakmış. Zaten şurada da diyor 1 dakika sonra kapalı diyor. Ya ampulümüz bu şekilde. Başka da bir özelliği yok. Benimki bozuk olmasa iyiydi. Zaten pek şanslı biri değilimdir. Genelde böyle işler beni bulur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani gösterebileceklerim bu kadar. Standart klasik akıllı ampul. Ama o da aydınlatması için bir tane yetmez. Yani birkaç tane takmanız lazım. Birkaç tane takana kadar da lümeni yüksek bir tane alın. Bence daha iyi. Hoşça kalın. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ampule biraz haksızlık etmiş olabileceğimi düşündüm. Ve ekleme yapıyorum tekrar videoya. Şu an gördüğünüz gibi hol bayağı karanlık. Bütün odaların kapılarını kapattım ışık gelmesin diye. Ampul açıyoruz. Yani hiç de fena değil. Yani mükemmel bir parlaklığı yok ama bilmiyorum 600 lümene göre de fena olmayan bir aydınlatması var bence. Bakın gayet aydınlık gibi duruyor. Kapatıyorum tekrar. Kapalı hali bu şekilde.
Işık full'de bu arada uygulama üzerinden de. İşte gördüğünüz gibi. Bu eklemeyi yapmasam rahat edemezdim. Biraz haksızlık etmiş gibi hissettim kendimi. Durum bu şekilde. Son bir kez daha gösteriyorum. Bayağı bildiğiniz karanlık. Açıyorum. Bu şekilde.